Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Gördüğünüz gibi zaman çok çabuk geçiyor. Önce iki ay derslere ara verelim dedik. Arkasından Ramazan ayı dedik. Bakınız neredeyse Ramazan ayı da yarılanıyor. Bütün bunlar zaman dahil Allah'ın dışındaki her bir varlığın fani, sonlu, bitimli olduğunun delilidir, olduğunun göstergesidir. O bakımdan biz acizlerin aciz olmayana ihtiyacı var. Biz muhtaçların hiçbir şeye ihtiyacı olmayana ihtiyacı var. Hiçbir halimizde ondan uzak olabileceğimizi düşünmemeliyiz. Ondan uzak kalmamaya da gayret etmeliyiz. Onunla irtibatımızı sağlayan en güçlü bağlar Allahü Teala'ya yapılan ibadetlerdir. Oruç da bu ibadetlerin en başında gelen bir ibadettir. Cenab-ı Allah'tan şu uğruna daha çok vararak bu ibadeti ifa etmeyi, hepimize ve bütün İslam alemine yine hayırlı olmasını niyaz ederek geçen dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Vaktimiz yatsı namazına kadar olduğu için kısa bir vakit olacak. İşte teberrüken bir ders işleyeceğiz. Asıl şeylerimiz inşallah Ramazan'dan sonra eski usul üzere devam edeceğiz. Geçen haftaki 88. ayet-i kerimede gördüğümüz 88. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah münafıklara karşı Müslümanların her konuda olduğu gibi onlara karşı belirlenecek tavır ve tutumlarının da bir ve aynı olması gerektiğini bizlere anlatmıştı. Şimdi 89. ayet-i kerimede ise Müslümanlar arasında o münafıklara karşı bazen yumuşar gibi olanlar bulunmakla birlikte münafıklarınsa Müslümanlara karşı hiç de böyle yumuşak olmadıklarını, iyi niyetler beslemediklerini anlatıyor ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki: "Veddu lev tekfuruna kema keferu fetekununa sawa." Vud kelimesi hub kelimesinden daha ileri bir manayı anlatıyor. Hub sevgi demek. Vud ise adeta nasıl diyelim aşk derecesinde sevmek. Çok ileri derecede sevmek. Arzu etmek, şiddetle istemek manasına gelir. Veddu lev tekfurune. Keşke siz kafir olsanız diye şiddetle arzu ediyorlar. Arzu ederler, ettiler. Keşke kafir olsanız diye şiddetle arzu ettiler. Kemâ keferû. Kendileri kafir oldukları gibi sizin de kafir olmanızı şiddetle arzu ettiler. O takdirde ne olurdunuz? Fetekûnûne sevâ'a. Birbirinize eşit olurdunuz. Onlar kendileri kafir oldukları gibi sizin de kafir olmanızı ve böylelikle sizle onlar birbirinize eşit olmanızı şiddetle arzu ettiler diyor. Ayet-i kerime hem onların iç dünyalarını anlatıyor hem de insan fıtratında olan bir hadiseye, psikolojik bir gerçeğe, manevi ruhi bir gerçeğe parmak basıyor. Kişi bir musibete uğradığı zaman o musibete uğramış bir başkasını göremezse zorluğu, sıkıntısı, ızdırabı çok fazla olur. Ama aynı musibete veya ondan biraz daha fazla, daha ağır bir musibete uğramış bir diğerini gördüğü zaman biraz daha teselli bulur adeta.
gamının, üzüntüsünün yükü hafifler. Kendisi iki kişi, üç kişi değil, pek çok kimsenin o sıkıntıya, o zorluğa müptela olduğunu gördüğü vakit, kederi, elemi, ızdırabı daha da az olur. Şimdi münafıklar da kafir olmanın elem ve ızdırabını içten içe duyuyorlar. Kafir olup da küfrün insanın maneviyatına, kalbine yüklediği ağır yükü hissetmemek mümkün değildir. Bizzat teşhis edemeseler bile o küfrün ağır yükü, kalplerindeki o ağır yükün, üzerlerindeki o manevi zorlu baskının asıl sebebinin küfür ve münafıklıkları olduğunu fark edemeseler dahi, gerçekte bu nifakın, bu küfrün, inkarın insan kalbi üzerindeki baskısı, ağır yükü çok fazladır. İşte bu münafıklar bu yükü mutlak kafirlere göre daha kolay hissederler. Daha çok hissederler. Niçin? Çünkü kafir küfrü içerisinde kendisini unutur gider. Ama münafık ne yapar? Seni gördüğü zaman senin gibi olmaya çalışır. Senden ayrılıp kendisi gibi kafirlerle beraber olduğu zaman onlara benzemeye çalışır. Bu iki yüzlülüğün insana verdiği o kişiliksiz hal, o kişiliksizlik, şahsiyetsizlik onları çok kolay bir şekilde rahatsız eder, tedirgin eder. Ve bir taraftan senden gelecek tehlikelere karşı kendisini korumak için kendisini senden göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan senin hak üzere olabileceğini düşünüyor. Çünkü kafir kadar da emin değildir. Küfrünün doğruluğundan veya kafir çoğunlukla defterini kapatmış, bir kenara girmiş, hiç o bahislere gelmez. Ama münafık öyle değildir. Her bir mümini gördükçe, imanın delili olan her bir hadiseyle karşılaştıkça, farkında olsa veya olmasa, kendi gerçek yüzüyle yüzleşiyor. Gerçek şeklini görüyor orada aynada. Ben kendimi böyle gösteriyorum ama bu aynanın benden sakladığı, benim bildiğim veya benim başkalarından sakladığım ama bu aynanın bana gösterdiği benim farklı bir kimliğim var. Bu insana çok ciddi bir sıkıntı verir. Yalan söylemeye alışmamışsanız, bir yalan söylediğiniz zaman bile, basit bile olsa, o içten içe kendi kendinizi yersiniz. Ben şu anda yalan konuşuyorum diye kendi kendinizi sıktıkça sıkarsınız, rahatsız olursunuz. Münafık, Müslümanlarla karşı karşıya kaldığı vakit veya İslam'ı hatırlatan bir şey gördüğü vakit hemen kendi çelişkisini hatırlar. Ve bundan dolayı ister ki yeryüzünde mümin kalmasın ki o da münafıklık yapmak zorunda kalmasın. Kendisi gibi kafir olsun ve rahat etsin. Onun için çok şiddetle arzu ederler diyor. Sizin de kendileri gibi kafir olmanızı ve böylelikle birbirlerini sizinle onlar arasında eşitliğin gerçekleşmesini şiddetle arzu ettiler diyor. Onların, münafıkların müminlere karşı tutumları böyleyken, bizlerin onlara karşı ortaya koymamız gereken tavır ve tutumumuz ne olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'in her bir hükmü dolayısıyla, her bir hükmü dolayısıyla diyorum, Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek o kadar azdır. Çünkü Cenab-ı Allah hiçbir konuda bizi şaşkın bırakmamış. Yüce Resul hiçbir konuda bizi örneksiz, rehbersiz bırakmamış. Bu pek büyük bir nimettir. Müslüman olmayanların önlerinde önder yoksa, lider yoksa, lider üretiyorlar.
Örnek kişilik ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama biz Müslümanların her konuda Cenab-ı Allah'ın bizim için belirlediği bir hüküm, tespit ettiği bir tavır, hazır ortaya koyduğu bir tutum vardır. Bu konuda Yüce Resul de bize kıyamete kadar en güzel örnekliği yapmıştır. İşte münafıklığa karşı düşünün ki bu ve benzeri şimdi okuyacağım ayetin şimdi okuyacağım bölümü ve benzeri hükümler yok. Ne yapardık münafıklar hakkında? Geçen derste gördüğümüz ayet-i kerimedeki gibi birbirimize düşerdik. Onlar bize karşı tek el, biz onları değerlendirirken ya bunlar iyidirler diyecek birisi, öbürü diyecek yok ya o kadar iyi değildirler, çok kötüdürler vesaire. Yelpazenin en sağından en soluna kadar değerlendirmeler ortaya çıkacak. Alın size ihtilaf. İhtilafla da hiçbir konuda bir yere varılmaz. Ama Cenab-ı Allah, Yüce Peygamber hükmü koyduktan sonra bizim ihtilafımız orada sona erer. O halde münafıklar hakkında ihtilafa, ikiye bölünmeye veya daha fazla bölük pörçük olmaya gerek yok. Tek bir tutum söz konusudur. Nasıl ki onların bize karşı tutumları birse, yani bizim de onlar gibi kafir olmamızı arzu etmek şeklindeyse, bizim de onlara karşı tutumumuz birdir ve bunu da ayet-i kerime şöyle açıklıyor. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbir kimseyi o halde veli edinmeyiniz. Fe burada hal bildiriyor veya sebep bildiriyor. Madem onların size karşı tutumları böyle, o halde sizler de onlardan onları değil ha, onlardan bir kişi dahi olsa, onlardan hiçbir kimseyi veli edinmeyiniz. Ne zamana kadar? Hatta yuhaciru fi sabilillah. Allah yolunda hicret edecekleri vakte kadar. Veli ne demekti? Daha önceki derslerimizden hatırlatalım. Veli candan dost. İşini kendisine havale ettiğin kimse. Benim işimi sen gör. Mesela dersin ki git benim adıma filan alışverişi yap. Bu konuda onu veli tayin etmiş olursun. Okula öğrenci yazdırıyorsunuz. Veli oluyor. Ne demek? Ben bu öğrencinin öğrenciliği döneminde her türlü masrafını, eğitiminden ve terbiyesinden ortaya çıkabilecek her türlü sorunları ve sorumlulukları yüklenmeyi taahhüt ediyorum demektir. Üzerime alıyorum. Onun velisi oluyorum diyorsunuz. İşte diyor, böyle veli edinmeyin onlardan. Onlar sizin veliniz olamazlar. Velinin bir manası da yöneticidir. O halde diyor, onları yönetici edinmeyiniz, dost edinmeyiniz, dininiz konusunda onları kendinize önder ve rehber, kaynak, başvurulacak kaynak, dininizi öğreneceğiniz, ilişkilerinizi geliştireceğiniz, dine göre geliştireceğiniz ve bunları öğreneceğiniz kaynak onlar olmasın diyor. Onlardan hiç kimseyi bu manada, bu geniş manasıyla veli edinmeyiniz. Ne zamana kadar? Hatta yuhaciru fi sabilillah. Allah yolunda hicret edecekleri vakte kadar. Hatırlarsınız geçen dersimizde 88. ayet-i kerimenin nüzul sebebiyle ilgili olarak demiştik ki İbn Abbas ayetin Mekke'de Müslüman olmuş fakat hicret etmemiş bazı kimseler hakkında nazil olduğunu söylemişti. İşte buradaki onlar Allah yolunda hicret edecekleri vakte kadar buyruğu adeta İbn Abbas'ın bu görüşünü pekiştiriyor gibidir. Hangileri hakkında olmuştur? İkisi hakkında da nazil olmuş olabilir mi? Olabilir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. فَاِنْ تَوَلَّوْا Ha, hicret. Hicretten bahsedelim kısaca. Hicret çok büyük bir ibadettir. Çünkü maksadı
gayesi, sebebi çok büyük. Asıl Kur'an-ı Kerim'in bu ve benzeri ayet-i kerimelerde söz konusu edilmiş olan hicret hangisidir? Bir kimsenin küfür diyarından dinini yaşamak dolayısıyla baskı ve zorlama altında bulunduğu için dinini özgür bir şekilde yaşayabileceği yere Allah için gitmesidir. Allah için. Dinini yaşamak için orada vatanını, yurdunu, akrabalarını, yakınlarını, sevdiklerini, malını, mülkünü, belki de bir ömür boyu hatıralarını, bu da basit bir şey değil, bırakacaksın. Niçin? Dini yaşamana imkan verilmediği için. Nereye gideceksin? Dinini kolaylıkla yaşayabileceğin yere gideceksin. İşte hicret budur. İşte hicret budur. Ve bu hicret imanın görünürdeki nesidir? Belgesidir. İman etmeyen, bu şekilde bu saydığım ve sayamadığım bunca şeyi bırakıp Allah'ın dinini özgür ve rahat bir şekilde yaşayabilmek için yaşayabileceği bir başka yere gider mi hiç? Bırakır mı? Onun için hicret gerçekten imanın çok büyük bir göstergesi kabul edilmiştir. Peki genel hicret, bu özel anlamıyla hicret. Bir de genel hicret vardır. Onu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle tanımlıyor. Vel muhaciru men hecera ma nehallahu ve rasuluhu diyor. Muhacir, yani hicret eden kimse, hicreti ibadet olan kimse, öyle şuradan buraya şu sebepten, dini sebeplerle değil, geçim sebebiyle gelmişlere falan veya başka sebeplerle, siyasi sebeplerle gelenlere muhacir falan deniyor. O ayrı. Dini maksatla dar-ı küfürden diyar-ı İslam'a hicret etmek özel anlamıyla hicrettir. Dini yaşamak için. Bir de genel anlamıyla hicret, Peygamber Efendimiz işte bunu az önce okuduğum hadis-i şerifte tanımlıyor. Gerçek muhacir diyor, Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını hecreden, yani terk eden kimsedir. Muhacir hicret eden demek. Hicret ne demek? Terk etmek demek, ayrılmak demek, darılmak demek. Bir hadiste Peygamber Efendimiz, la yahillu lil mu'mini en yahcura ahahu, bakın hicret kökünden gelen fiili kullanıyor, en yahcura ahahu fevka selâfeti eyyâm. Müminin kardeşinden 3 günden fazla hecretmesi, dargın durması, yani kardeşini hecretmesi, yani ondan 3 günden fazla dargın durması helal değildir. İşte hicret budur. Onlar hicret edinceye kadar Allah için, Allah yolunda, bakın. Niçin? Çünkü başka maksatlarla da hicret edenler vardır. Buhari'nin ilk hadisi hicretten bahsediyor aynı zamanda. Diyor ki, her kim Allah ve Resulü için hicret ederse, Allah ve Resulü için hicret etmiş olur. Her kim bir dünyalık elde etmek için veya bir kadını nikahlamak için, bir kadınla evlenmek için hicret ederse, onun da hicreti ne için hicret etmişse onun içindir. Yani Allah için olmaz o diyor. Onun için burada ayet-i kerime kayıt getirmiş. Hatta yuhaciru fi sebilillah. Allah yolunda hicret ettikleri, edecekleri vakte kadar onları veli edinmeyeceksiniz. Dolayısıyla şimdi genel manasıyla hicrete bakacağız. Günümüzde özel manasıyla hicret söz konusu değil, şartlarımız gereği. O halde genel manasıyla hicrete bakacağız. Genel manasıyla hicrete riayet edenleri veli edineceğiz. Genel manasıyla hicrete riayet edinmeyenleri veli edinmeyeceğiz. Yani Allah'ın ve Resulünün getirdiği hükümler vardır. Bu hükümlerin yerine getirilmesi istenenlere farz diyoruz. Getirilmemesi, yapılmaması istenenlere de haram diyoruz. Farzları yerine getirmeyen, buna karşılık haramları işleyen, hatta haramları işlemeye davet eden
kimseler biz Müslümanların velisi olamazlar. Çünkü bunlar Allah'ın ve Resulünün yasakladıklarını hecreden kimseler değildir. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, aman dikkat edelim. Biz yetişme dönemimizde Müslümanlar bu konuda daha hassastı sanki. Nasıl? Masonun kafirin gazetesini bize almamayı telkin ediyorlardı ve almıyorduk. Belki o zamanlardan gelme bir alışkanlık, ben hala gazete almıyorum. Çok da lüzumlu değil yani aslında. Gazete bir manada kendisine bir gözlük giydirilmesini isteyenlerin düşkün oldukları bir şey gibi geliyor bana. Eğer bir düşkünlüğün varsa bir gazete almaya, demek ki sen sana gönüllü olarak birileri gözlük giydirsin istiyorsun. Kim oradakiler ya? Hepsinden hepiniz daha güzel düşünürsünüz evvelallah. Olayları daha güzel tahlil edersiniz. Ama dur bakalım bu da ne demiş bugün? O maksatla alırsın okursun. Bunun için de her gün gazete almaya gerek yok. Niçin? Çünkü 100 ton buğday olduğunu farz edin bir yerde. Bir avuç alırsanız o buğday hakkında yeterli kanaat sahibi olmaz mısınız? Eğer siz bu işin uzmanıysanız bir avuç size o 100 ton buğday hakkında fikir verir. Aynı yerden alınmışsa tabii, karışık değilse. Karışıksa bile o bir avuçta belli olur. Bu budur. Dolayısıyla ister bir zamanlar işte Baba Ali'nin Pravdası dedikleri gazeteler olsun, ister Yahudilerin kurdukları, geliştirdikleri, şimdi müstehcenlerin, vurguncuların ve benzerlerin medyaları olsun, bunlar bizlerle beslenmesin diyorum yani. Ne ilanlarımızla, ne vereceğimiz paralarla, hatta ne efendim televizyonumuzu ayarlayacağımız istasyonlarımızla. Bizi reytingleri arasına saymasınlar. Veya biz sayılmayalım. Onlar kim olduğunu bilmezler şahıs olarak ama her şeyi bilen Cenab-ı Allah'tır. En ufak bir şekilde yarım kelime ile dahi olsa, yarım bir kuruş ile dahi olsa küfre destek vermemek, Allah'ın yolunda hicret etmeyenlere yardım ve destek olmamak, onları veli edinmemenin kapsamı içerisindeyiz. Bunu bilelim. Bu konuda elimizden geldiği kadar titizlik göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Fe in tevellev, şimdi durum devam ediyor. Fe in tevellev, eğer Allah yolunda hicret etmekten yüz çevirecek olurlarsa, yani Allah'ın dinini yaşamayı, gereklerini yerine getirmeyi kabul etmeyecek olurlarsa, ne yapacaksınız? Fehuzuhum, aranızda savaşın helal olduğu zamanlarda, hukuken savaşabileceğiniz zamanlarda onları alın, yakalayın. Vaktuluhum haythu vecettumuhum, ve onları bulduğunuz yerde onları öldürün diyor. Onları bulduğunuz yerde öldürün. Ve la tettehizu minhum veliyye ve la nasira. Velilik kelimesi bir daha devreye geçiyor. Terimi devreye giriyor. Ve onlardan ne bir veli ne de bir yardımcı edininiz diyor. Onlardan birilerinin sizlere yardımcı olacağını düşünmeyin. Düşünmeyin ve böyle bir işe de yeltenmeyin. Onlardan dost edinmeye kalkışmayın. Onlardan size hiçbir şekilde dost olmaz. Ben burada dikkat ederseniz onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün ayet-i kerimesinin mealini vermeye çalışırken veya buyruğunun mealini, ayetin bir bölümüdür, vermeye çalışırken dedim ki savaşın helal olduğu zamanlar. Kafir ile dahi olsa biz belli bir hukuk çerçevesinde savaşırız. Kafirle savaşmamızın helal olduğu haller vardır, olmadığı haller vardır. Savaşırken öldürebileceğimiz kimseler vardır, öldüremeyeceğimiz kimseler vardır. Bu manada İslam
hiçbir medeniyetin, hiçbir dinin, hiçbir ideolojinin topuklarına erişemeyeceği kadar çok yükseklere çıkmıştır. Çünkü hiçbir din ve inançta savaş hukuku, hukukunun Allah'a karşı sorumlu olduğu hukukunun bir parçası olmamıştır. Tevrat'ı açın okuyun. Hayvanlarına varıncaya kadar öldüreceksin diyor. Koyunlarını öldüreceksin diyor. İneklerini öldüreceksin diyor. Aman ya Rabbi, bu ne vahşet ya. Hayır. Böyle şey yok dinimizde. Bugünkü emperyalistlere bakın. Geride fazla uzakta şey değil artık örnek göstermeye. Irak'ta yaptıkları ortada. Yahudinin Filistin'de yaptığı ortada. Afganistan'da yaptığı ortada. Sovyetler Birliği'nin Kafkasya'da ve daha önce Stalin döneminde, Lenin döneminde İslam dünyasına yaptıkları, Müslümanlara yaptıkları ortada. Çin'in bugün Doğu Türkistan'da yaptıkları ortada. Sayın sayabildiğiniz kadar. Afrika'yı nasıl sömürdükleri ortada. Her şey belli. Tarih bunların hepsini yazmış. Amerika'nın niçin şu anda Kızılderililerin koruma altında olduğu bilinen bir hadisedir. Koca bir kıtanın insanını imha ediyorsunuz. Yalnız insanını imha etmediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir bölümü şu anda çöldür. Niçin? Halbuki girdikleri zaman, fethedildiği zaman her taraf barta girmemiş ormanlar halindeydi. Sayılamayacak kadar çok tabii ve hayvani zenginlik vardı, hayvan çeşitleri vardı. Her türlüsünden. O çeşitler her geçen gün kürkleri için, bilmem neleri için vesaire en basit bedellerle telef edildi, öldürüldü, katledildi. Korkunç bir kıyım yapıldı. Ama İslam size bir hukuk getiriyor. Savaş hukuku getiriyor. Haram ayları getiriyor. Bunlar üzerinde ayrıca durmak icap ediyor. Mekke ve Medine'de harem bölgeler var. Mekke'nin ve Medine'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi haram belde kıldı. Ben de Medine'yi haram belde kılıyorum diyor. Otu, bitkisi vesairesi diyor. Öyle ihtiyaç yoksa, gerek yoksa şey edilemez diyor. Bunun da belli bir hukuku vardır. Dolayısıyla ileride Enfal suresinde, Tevbe suresinde, daha önce Ali İmran suresinde geçmişti. Bu surede de yine gelecek. İslam'ın savaş hukukuyla alakalı birçok hüküm gelecek inşallah. Bunların hepsini tek tek yeri geldikçe ele almaya gayret edeceğiz. Burada kısaca şunu söylüyorum. Bu ayet-i kerime burada, ayet-i kerimenin bu bölümü burada mutlaktır. Ne demek mutlak? Yani bir sınır getirilmemiş sözlü olarak. Onları bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün diyor. Ama bir sonraki ayet-i kerimede kayıtlar gelmeye başlayacak savaş hukukuyla alakalı. Onun için dedim, öldürmenin, yakalamanın, savaşmanın helal olduğu vakitlerde onları yakalayın, öldürün diyor ayet-i kerime. Manası budur. Diğer ayetler çünkü bu mutlak olan ayet-i kerimeye ne yapmış oluyor? Kayıt getirmiş oluyor. Dolayısıyla az önce başlarken söyledim. Cenab-ı Allah bizim için hiçbir meseleyi kapalı bırakmamıştır. Hiçbir konuda biz şaşkın değiliz. Dinimiz o kadar her bir meseleyi etraflı bir şekilde açıklamış, hükmünü ortaya koymuş ki gerçekten bundan dolayı da Cenab-ı Allah'a ayrıca şükretmemiz lazım. Örnek olarak da Müslümanların münafıklara karşı takılmaları gereken tutum ile alakalı olan burada gördüğümüz bu 89. ayet-i kerimeyi işlemiş, görmüş olduk. Yatsı namazın vakti geldi. Bir sonraki ayet-i kerime, yani 90. ayet-i kerime biraz uzunca bir ayet-i kerime. Onu en azından hafif açıklamalarla dahi ele alabileceğimiz bir şey değildir. Bu kadarlık, iftardan sonra da bu kadarlık bir sohbet inşallah yeterli olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftada yine aynı şekilde herhalde bu ayet-i kerime yine bizim dersimizi doldurur. 90. ayet-i kerimeyi
ele almaya gayret edeceğiz. Allahü Teala bizlere daha çok hayırlı ve salih ameller işleme fırsat ve imkanını versin. Yapmış olduğumuz amellerimizi de en güzel şekliyle kabul buyursun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.